Uçağı hareket ettirdiğimde simülasyon ekranında da uçağın hareket ettiğini görüyorum. Artık buradan sonra yapabilecekleriniz hayal gücünüzle sınırlı. Ben size tekniğinden itibaren simülasyona kadar bütün aşamalarını öğretmeye çalıştım. Proje 777'den herkese merhaba. Önceki videomda MPU 6050 kartının neler yapabildiğine, gyro ve ivmenin ne olduğuna, gyro sensörünün stabil olduğuna ama bir süre sonra sapma yaptığına, ivme sensörünün ise stabil olmadığına ama sapma yapmadığına değinmiştik. 3 yazılım inceleyecektik. İkinci yazılımı çalıştırdık. Stabil ve kaymasız bir sonuç elde ettik. Fakat yaw eksenini göremedik. Hem yaw ekseninin probleminden bahsedeyim, hem de üçüncü yazılımla bir simülasyon denemesi yapalım. Uçağı sağa, sola ve öne arkaya yatırıyorum. Kaç derece yattığını takip ediyorum. Peki uçağı Z ekseni etrafında döndürürsem kaç derece döndüğünü görebilir miyim? Aslında evet. Ama burada bir problem var. Z eksenindeki dönme hareketinde de diğer eksenlerdeki gibi zamanla sapma oluşur. Hatırlayın, diğer eksenlerdeki sapmayı ivme sensörü verisiyle yok edebilmiştim. Z eksenindeki sapmayı yok etme şansımsa maalesef yok. Peki neden? Bunu daha iyi anlayabilmek için balon deneyine geri dönüyorum. Kısaca hatırlamak gerekirse, balonun üzerindeki yuvarlaklar ivme kuvvetini ölçen sensörlerdi ve içindeki bilye de sensörler üzerinde kuvvet oluşturan ağırlığımızdı. Bu, ivme sensörünü temsilen tasarlanan MPU 6050'nin basitleştirilmiş bir iç yapısı. Balon sabit durduğu sürece sensörler üzerine bilyenin etki ettiği kuvvet hiçbir zaman değişmeyecek ve zamanla sapma olmayacak. Bunu görebiliyorum. Bu özellik sayesinde sapmadan kurtulmuştum. Ama bu sadece iki eksen için çalışır. Sağa, sola ve öne, arkaya. Eğer balonu kendi ekseni etrafında döndürürsem hiçbir sensördeki kuvvetin değişmediğini, çünkü bilyenin sabit kaldığını görüyorum. Yani Z eksenindeki yön tayini için ivme sensörü işimize yaramıyor. Bu durumda gyro sensörümüze muhtacız. Gyro sensörü de maalesef sapma yapıyor. Bunun sebebine önceki videoda detaylı bir şekilde değinmiştim. Sonuç olarak Z eksenindeki hareketi sapmasız bir şekilde hesaplama şansımız kalmıyor. Z eksenindeki sapmadan kurtulmanın yolu bir GPS pusula sensörü kullanmaktır. Dünyanın manyetik alanının yönü hep sabit olacağı için pusula her zaman aynı yönü gösterecektir. Bu şu anda konumuzun dışına çıktığı için detaylandırmıyorum. Ama en azından yöntemini öğrendiniz. Basit uygulamalar içinse bu sapma çok önemli olmayabilir. Bu yüzden Z ekseninin de sapmasını göze alarak hesaplamaya katabiliriz. Hızlı bir simülasyon ve basit bir proje için bu bize yeterli. Bütün açı değerlerini inceleyeceğimiz ve simülasyonu da yapabileceğimiz son yazılıma geçmeden önce bana size bu bilgileri aktarma imkanını sunduğu için kanalımızın daimi sponsoru JLCPCB'ye teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de kendi devrenizi tasarlayıp birkaç dolara profesyonel devre kartlarınızı elinize almak istiyorsanız eğitim videolarımı inceleyebilir ve hızlıca sipariş verebilirsiniz. Üstelik SMD komponentleri de her ay verilen kuponlar sayesinde çok ucuza lehimli olarak alabiliyorsunuz. 30 dolar değerindeki ilk kayıt indiriminden ve JLCPCB'nin sizin için bana verdiği 5 dolar değerindeki indirim kuponundan yararlanmak istiyorsanız açıklama kısmındaki referans linkine tıklayarak kayıt olmanız yeterli. Üstelik siparişiniz işleme alındıktan sonra bir haftada bile elinize ulaşacak kargo seçenekleri mevcut. Ben aktif olarak kullanıyorum. Eğer kafanıza takılan bir şeyler olursa size bu konuda elimden geldiğince yardımcı olacağım. Son yazılıma geçelim. Bu yazılım sizin aktif olarak kullanabileceğiniz bir yazılım olduğu için
İçerisine detaylı açıklamalar yerleştirdim ve basitleştirdim. Kafanızı karıştırabilecek şeyleri buradaki MPU6050-DMP6H dosyasına koydum. İsterseniz burayı da inceleyebilirsiniz. İlk olarak çoklu sensör kullanımını anlatıyorum. Önceki videoda sensör ID'sinden detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Basitçe sensörün ID'si 0x68 ve AD0 pinini high yaparak ID'yi 0x69 yapabiliyoruz. Bu bize aynı anda çoklu sensör kullanım imkanı sağlıyor. Özellikle savunma sanayi gibi bir alanda kullanılacak kritik cihazlarda sensörün arızalanma ihtimaline karşı en az 3 adet sensör kullanılmalıdır. Böylece bir sensör bozulduğunda diğer iki sensör aynı değeri göstereceği için hangi sensörün bozulduğu anlaşılabilir. Ne kadar çok sensör, o kadar güvenlik demek. Hangi sensörden veri okuyacaksak o sensörün ID'sini 0x68, diğerlerininkini 0x69 yapmamız yeterlidir. MPU6050'deki AD0 pini low'sa 0x68, high'sa 0x69 olur. Böylece 0x68 ID'sine sahip olan sensör, hatta 0x69 ID'sine sahip olan sensörler beklemede kalır. Bunu daha iyi anlamak için buradaki hazırladığım örnek tabloyu inceleyebilirsiniz. Biraz aşağıda iki tane define komutu var. İlk komut seri port ekranından açı değerlerini takip etmemiz için kullanılıyor. İkinci komutsa simülasyona göre veri üretiyor. Hangisini kullanacaksak o komutu aktif hale getirmem gerekiyor. Öncelikle seri port ekranından açı değerlerini görmek için ilk komutu aktif olarak bırakıyorum. Setup kısmındaki seri port haberleşme hızımız 115.200. Bunu seri port ekranında ayarlamayı unutmamalıyım. MPU init fonksiyonuysa sensörümüzü hazır hale getiren başlangıç fonksiyonu. İçeriğine kütüphaneden bakabilirsiniz. Bu yazılım başlangıçta offset alıyor. Yani kalibrasyon yapıyor. Eğer bu kalibrasyonu yapamazsa bu satırdan ileri gitmez ve yazılım çalışmaz. Eğer yazılımınız çalışmıyorsa bağlantılarınızda bir problem olabilir. Daha sonra sensörden gelen son veriyi okuyorum. Okunan veriler işlenerek açı değerlerine dönüştürülüyor ve seri port ekranına yazdırılıyor. Buradaki matematiksel işlemler karmaşık olduğu için alanımızın dışına çıkıyor. Bu nedenle bu işlemlerin detaylarına girmiyorum. Bu kısımsa simülasyon aktifse çalışıyor. O yüzden burayı geçiyorum. Çünkü şu anda simülasyon çalıştırmayacağız. Sadece açı değerlerini seri porttan görmek istiyorum. Sensörden her değer okunduğunda Arduino'nun üzerindeki LED açıksa kapanıyor, kapalıysa açılıyor. Yazılımı karta yüklüyorum ve seri port ekranını açıyorum. Şimdi yazılım kalibrasyonu başlayacak. Uçağımı düz bir şekilde tutuyorum. Kalibrasyon için hazır olduğumda seri porttan herhangi bir karakter göndererek hazır olduğumu yazılıma bildiriyorum ve kalibrasyon yapılıyor. Şimdi değerleri görmeye başladım. Uçağı sağa sola eğdiğimde buradaki açı değerleri artı 180 ile eksi 180 arasında değişiyor. Öne arkaya eğdiğimde de aynı şekilde buradaki açı değerleri düzgün bir şekilde değişiyor. Z ekseninde uçağı kendi etrafında döndürdüğümde de buradaki açı değerlerinin düzgün bir şekilde değiştiğini görüyorum. Uçağı sabit olarak bıraktığımdaysa açıların oldukça hassas bir şekilde sabit kaldığını görüyorum. Şimdi de simülasyon için gerekli kodu aktif edip tekrardan yazılımı karta yüklüyorum. Ardından simülasyon görüntüsü için gerekli programı açıyorum. Bu programa açıklamalar kısmından erişip indirebilirsiniz. Şimdi Arduino'mu resetliyorum ve kalibrasyon hemen başlayacak. Uçağımı düz tutuyorum. Kalibrasyonun ardından uçağı hareket ettirdiğimde simülasyon ekranında da uçağın hareket ettiğini görüyorum. Artık buradan sonra yapabilecekleriniz hayal gücünüzle sınırlı.
3D oyunlarda hareketlerin bilgisayar ortamına aktarılması mı dersiniz? VR cihazların yapımı mı dersiniz? Simülasyon oyunları için joystick yapımı mı dersiniz? Bu örnekler çok fazla arttırılabilir. Ben size tekniğinden itibaren simülasyona kadar bütün aşamalarını öğretmeye çalıştım. Gerisi sizde. Belki ilerleyen günlerde ben de sizinle bir denge robotu yaparım. Ne dersiniz? Eğer beğendiyseniz siz de bana destek olun ki devam edebileyim. Abone olun, yorum yapın, beğenin. Tek seferde çalışan bol projeli günler diliyorum. Oh!